Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Bey yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet TV ekranlarında gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ile birlikteyiz. Mustafa Bey biliyorsunuz ki Devlet Malzeme Ofisi oy verme kabini satın alımı için bir ihale başlattı. Aynı zamanda da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda da yeni seçim yasası teklifi kabul edildi ve bir kanun olarak artık hayatımızda. Öncelikle Mustafa Bey, tüm yurttaşların merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum. Tüm bu iddialar ve aynı zamanda gelişmeler erken seçimin bir habercisi olabilir mi sizce? Şöyle erken seçimden öte ben bir baskın seçim olasılığı diyorum buna. Biliyorsunuz erken seçim ortalama 6 ay önceden dersiniz ki ey Türkiye biz seçime gidiyoruz. Herkes ona göre hazırlansın ve seçim iklimine girilsin dersiniz. Ama baskın seçimde böyle ani bir kararla 45 gün sonra seçime gidiyoruz dersiniz. Ben bu ikinci olasılığı daha önde görüyorum. Anımsarsanız 2018 yılının Ocak ayında Bahçeli ve Erdoğan seçim istemek ihanettir demişlerdi. Erken seçim istemek ihanettir demişlerdi. 2 ay sonra birden toplandılar ve halkımız seçim istedi. Haydi seçime gidiyoruz dediler. Yani o yüzden ben daha çok baskın seçim olasılığını önde görüyorum. Mustafa Bey biliyorsunuz ki düzenli bir şekilde sizinle Ankara kulislerinde bir hareket olduğunda görüşmeye çalışıyoruz ve önemli bilgiler edinmeye çalışıyoruz. Bu seçim sürecinde siz önümüzdeki aylarda da tekrardan herhangi bir bakanın görevden alınabileceğini veya üst düzey yöneticilerden bir görev değişikliği olabileceğini hiç duydunuz mu? Bu gibi bilgiler Ankara'da konuşuluyor mu? Şimdi bu tür bilgiler son dönemde doğrusu daha çok konuşulmaya başlandı. Özellikle biliyorsunuz son Tarım Bakanı'nın değişmesinden sonra sırada başka bakanlık var mı diye bir değerlendirmeler var Ankara'da. Ankara'da tabii saray bir alanda olumsuzluk olunca faturayı kendi üzerine almamak için hemen onun sorumlusunu görevden alıyor. Bir anlamda sorumluyu bulmuş, cezasını kesmiş ve yeni bir bakanla devam edilmiş şeklinde görünüyor. Ben önümüzdeki günlerde doğrusu Spor Bakanı'nın bir de Sağlık Bakanı'nın görevden alınma olasılığını yüksek görüyorum. Bir de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı'nı ayıracaklar. Öyle bir hazırlık havası görüyorum. Böylece kültürü ayrı, turizmi de ayrı bir şekilde yürüyecekler. Zaten geçmişte ayrıydı, bu sonra birleştirilmişti. Erdoğan biliyorsunuz biz kültürde iktidarımızı tam kuramadık demişti. Belki de o yönde bazı hedefleri var ama Ankara'da bir duyum olarak bunları sizlerle paylaşabilirim. Bir de biliyorsunuz Erdoğan eski yeni milletvekilleriyle buluştu. Burası sizin eviniz dedi. Bu da bence bir seçime daha doğrusu evin içini düzenlemek üzerine bir plan olarak değerlendirilebilir. Partinin içinden Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, İyi Parti'ye hatta CHP'ye bir herhangi bir gitmenin olmasını engellemek için böyle bir çaba olabilir. Evin içini böyle sıkılaştırma ve sağlamlaştırma anlamında. Ve önümüzdeki dönem bir olasılık seçim yasası. Bunun en göstergeleriydi. Eğer dün 17 saatlik bir maratondan sonra mecliste komisyonda geçti henüz daha genel kurula gelmedi. Ancak aynı şekilde geçeceği görünüyor. Genel kurulda belki bir iki madde üzerinde oynamalar olabilir. Seçim yasası çünkü iktidarın taraflarının da çok içine sinen sonuçlarını tam öngöremedikleri bir yasa olmadığı için ben genel kurul aşamasında da değişiklik olabileceğini değerlendiriyorum. Peki Mustafa Bey, yeni seçim yasası teklifi çok konuşuldu ve burada çok önemli bir etkenden bahsediliyor sürekli. O da Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı. Sizce Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranının azaldığını düşünmeseler de bu teklifi hazırlayan kişiler ve görevliler, bu teklif yine de sunulur muydu? Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifin tam neresinde duruyor sizce? Tam ortasında duruyor. Hazırlayıcılarından Milliyetçi Hareket Partisi. Anımsayacaksınız son dönemdeki Erdoğan-Bahçeli görüşmelerinde bu önemli bir konuydu. Bu konuda MHP'nin isteği bir yasa çalışması haline gelmeyince anımsayacaksınız birkaç ay önce Erdoğan-Bahçeli seçim barajı %7 diye inecektir. Bu kesin karardır diye böyle yaptırımlı bir demeç verdi. Yaptırımlı bir konuşma yaptı. Ondan sonra bu düzenleme yapıldı. Evet bu seçim ortamında, seçim ortamına giren MHP'nin oylarının %1,5
bulmayacağı değerlendirmesiyle böyle bir hazırlık yapıldı. Ama en az bunun kadar da seçim yasası bence bu altılı masayı devirmek üzerine kuruldu, getirildi. Altılı masayı devirmek, dağıtmak için bu yasayı hazırladılar. Birinci nedeni budur. İkinci nedeni de MHP'nin isteğidir. Yani ikisi belki de ayırmamak lazım. Çünkü bu yasada şu anda 17 Anayasa Komisyonu'ndan geçen yasa taslağına göre şu anda ittifakların bir anlamı kalmıyor. Çünkü seçim bölgelerinde her parti kendi çıkaracaksa bu anlamı geçmede katkıda bulunabilecek. Onun dışında ittifakın her ittifak sadece ülke barajını geçmede katkıda bulunacak. Onun dışında ittifakın bir anlamı kalmamış görünüyor. Ancak Anadolu'da çok güzel bir söz vardır. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Şimdi bu yasayla oynuyorlar ya, bu ayarı bozuyorlar ya, bu kendi aleyhlerine de olabilir. Neden olabilir? Çünkü birinci partinin AKP olacağını düşünerek bu değişikliği yapmışlar. Çünkü seçim yasamıza göre, don sistemine göre artık oy dediğimiz milletvekilleri planlandıktan sonra, hangi parti diye planlandıktan sonra milletvekilinin hesaplanması için arta kalan oylar toplanıyor. Biliyorsunuz siyasetinde artık oy deniyor. Şimdi artık oylar taslakta kaldırılmaz hale geliyor. Anlamsız oluyor. Son milletvekilini birinci parti alıyor. Son milletvekili birinci parti olacağın kesin mi? Eğer CHP birinci parti olursa bu seçim yasası CHP yararlanır. Zaten AKP'de de ya CHP niye buna çok tepki göstermedi? Acaba kendi planları mı var diye bir dedikodu, bir kulis havasını oluyoruz. Peki Mustafa Bey, şimdi hem erken seçim hem baskın seçim ihtimallerini konuşuyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenli bir şekilde erken seçim yok, erken seçim ihtimali gibi bir durum söz konusu değil tarzında açıklamalar yapıyor. Buna yönelik birçok cümle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak siz de baskın seçim olabilir diyorsunuz ve evet, gerçekten yapılan hazırlıklar baskın seçim veya erken seçim olabileceğine yönelik. Sizce de burada bir çelişki yok mu söylem ve davranışlarda? Kendi kazanma olasılığının en yüksek olduğu anda seçim yapmayı hazırlanıyor. Eğer onu yakalayamazsa sinecek. Şu andaki kesin bir verilmiş bir karar da yok. O nedenle bunu elde tutuyorlar. Bu çalışma elimizde olsun, seçeneklerden biri elimizde olsun. Son dakikada eğer diyelim ki hemen seçime gidilirse bunu uygulamasalar da olur. Yeter ki mesela mevcut yürürlükteki sistem işlerine gelsin. Yani masadayız ki seçeneği arttırıyorlar Sinem Hanım. Masadaki seçeneği arttırıyorlar. Bu da masada dursun diyorlar. Vardır ya böyle kırmızı telefon gerektiğinde kullanırsın vesaire, evet. Ya da masada bir seçenek. Yani masada dursun. Bakarsın kullanmak gerekir. Ha gerekmedi kullanmayız diyorlar. Şu anda bütün plan önümüzdeki seçimlerde en azından Cumhurbaşkanlığını kaptırmamak üzerine. HDP ile de zaten mecliste daha çok milletvekili çıkar. İstediğin kadar çıkar. Ama Cumhurbaşkanlığını da bize ver pazarlığı yapıyorlar. Perde gerisinde. Çünkü meclisteki en kötü durumda Allah korusun gemidesiniz ve faldalıkları atın dediklerinde kimi yükleri atarsınız ve gemiyi hafifletmeye çalışırsınız demesiniz. Milletvekilliğini feda edelim ama Cumhurbaşkanlığını ne olursa olsun bırakmayalım arayışındalar. Bu da onun parçalarından biri. Dikkat ederseniz şu anda meclise gelen seçim değişikliği uygulandığında eğer geçen seçimdeki gibi aynı sonuçlar ortaya çıkarsa HDP de 5 vekil fazla çıkartıyor. Orada inceden bir HDP'yi de bir göz kırpma havası da var.